Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle Lisans 2016 Genel Kültür bölümünde çıkan 60 soruyu inceleyeceğiz. Hadi başlayalım o halde. 1. Göktürk Devleti'ne en parlak dönemini yaşatan, Avarların Orta Asya'daki siyasi varlığını sonlandıran ve ülke sınırlarının batıda Hazar Denizi'ne kadar genişlemesini sağlayan hükümdar aşağıdakilerden hangisidir? Cevabımız Mukankan, en parlak dönemi Mukankan yaşatmıştır diyoruz. İslam dünyasındaki fütüvvet anlayışı Anadolu Selçuklu Devleti'nde ve Osmanlı Devleti'nin kuruluş yıllarında aşağıdakilerden hangisinin ahlak ve davranış kurallarının şekillenmesinde önemli rol oynamıştır. Zaten fütüvet anlayışı ne oluyor? Ahilerin anlayışını diyoruz ve ahilik teşkilatı Anadolu'daki Türk beylikleri ve kuruldukları yerler aşağı arasında yapılan aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır Candaroğulları Kastamonu bu doğru Germiyanoğulları Kütahya çeyiz karşılığında para, e, toprak satmışlardı bize Saruhanoğulları Manisa Manisa'daki S'den aklıma geliyor Menteşe Muğla Tâcettin oğulları Balıkesir. Tâcettin oğulları yanlış cevabımız oluyor. Fatih Sultan Mehmet'in Ortodoks kilisesine yönelik izlediği hoşgörü politikasıyla aşağıdakilerden hangisini amaçladığı söyleyebilir? Tabii ki de Müslüman olmayan uyrukların güvenliğini sağlama diyoruz. Osmanlı devletinde Aşağıdaki görevlilerden hangisi kalemiye sınıfına dahil değildir? Nişancı kalemiye, defterdar kalemiye, reisül kütap ve defter emini kalemiye ancak müderris ilmiye sınıfına dahil diyoruz. Keşfü adlı bibliografik eserlerinde Binlerce kitabı yazarıyla tanıtan ve Cihan Nüma adlı eseriyle de çeşitli ülkeler hakkında bilgi veren bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir? Katip Çelebi. Hotin seferi sırasında edindiği olumsuz izlenimler üzerine Osmanlı merkez ordusunda ıslahat yapmayı düşünen padişah aşağıdakilerden hangisidir? Hatta bu nedenle öldürülmüştü genç yaşta. Tabii ki de 2. Osman. Diğer adıyla Genç Osman. Osmanlı Devleti'nin kuruluş döneminde medreselerde isimlerinin yanında Arabi, Acemi, Tusi, Semerkandi gibi sıfatlarla anılan alimlerin görev yapmış olmasından hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir Osmanlı bilim ve eğitiminin gelişimine diğer İslam ülkelerinden bilginlerin de katkı sağladığına tabii ki de buna ulaşılabilir. Osmanlı donanması dünyanın üçüncü büyük filosu haline getirilmiştir. Beylerbeyi ve Çırağan sarayları yapılmıştır. Ben bunu nasıl kodladım? Çıramızı yaktın azizim. Direkt Abdülaziz dedim. Ama okuyalım. Bosna Hersek, Bulgaristan, ve Sırbistan, Karadağ'da isyanlar çıkmıştır onun döneminde. Bu padişah kimdir diyoruz? Tabii ki de Abdülaziz. Kanuni esasının 8. maddesi Osmanlı devleti uyruğu olan bireylerin tümüne hangi din ve mezhepten olursa olsun ayrım gözetilmeksizin Osmanlı denir biçimindedir. Bu tanımla aşağıdakilerden hangisinin amaçlandığı savunulamaz? Padişahın mutlak yetkilerinin kısıtlanması diyor. Burada öyle bir şey geçti mi? Hayır. Tabii ki de cevabımız bu. Osmanlı Devleti'nde Encümeni Daniş'in kurulmasında amaçlarından hangileri etkili olmuştur? Bakalım. Eğitim ve öğretimin geliştirilmesi. Evet, Encümeni Daniş zaten eğitim ve öğretimle alakalı. Bilim politikasının belirlenmesi ben direkt gördüm. Hani Encümen Danış'ın ne olduğunu bildiğim için direkt konu atladım. Evet bu da doğru. Osmanlı diplomasisinin örgütlenmesi. Şimdi ile Encümen Danış'ın hiçbir alakası yok. O yüzden cevabımız 1 ve 3. İngiltere Rusya'nın Akdeniz'e inmesine engel olmak amacıyla zaman zaman Osmanlı Devleti'ne koruyucu politikalar izlemiştir. Aynı zamanda bunu bazı Osmanlı topraklarına yerleşmek için de fırsat olarak görmüştür. Her zaman çıkarcı bir ülke zaten. Buna göre aşağıdakilerden hangisi İngiltere'nin bu tür bir politika ile yerleştiği Osmanlı topraklarından biri olarak gösterilebilir. İngiltere nereye yerleşmişti? Kıbrıs'a. Bizim başımızın belasıydı hatta. Montrose ateşkes anlaşması sonrasında 13 Kasım 1918'de İstanbul'a dönen Mustafa Kemal 18 Kasım 1918'de vakit gazetesinde yayınlaman demecinde herhalde ulusun ve memleketimizin pek çok muhtaç olduğu barışı sağlayacak hükümetin bugünkü me mebuslar meclisine dayanması bir zorunluluktur demiştir Mustafa Kemal bu sözlerle aşağıdakilerden hangisinin gerekliliğini vurgulamıştır hükümetin meclisle uyumlu olması diyoruz. Montros Ateşkes Anlaşması sonrasında başlayan işgaller karşısında halkın örgütlenerek kurduğu Kuvayi Milliye Birlikleri'nin liderleri arasında eski askerler, tanınmış efeler ya da eşraftan kişiler bulunmaktaydı. Kuvayi Milliye Birlikleri'ne liderlik ettiği söylenemez diyor. Şimdi İpsiz Recep var Çerkez Etem, Yörük Ali, Şahin Bey ancak Nene Hatun 93 harbinde karşımıza çıkıyor. Amasya genelgesinin vatanın bütünlüğü milletin bağımsızlığı tehlikededir. Hatta direkt şuradan başlayalım. Hükümlerinden hangileri milli mücadelenin yöntemini ortaya koymaktadır? Bize neyi soruyor? Yöntemi. Vatanın bütünlüğü milletin bağımsızlığı tehlikededir. Bu bir yöntem mi? Hayır bu bir gerekçe. İstanbul hükümeti üzerine aldığı sorumluluğu yerine getirememektedir. Bu da bir gerekçe. Nasıl yapacağımı nasıl bir yöntem olduğunu söylememiş. Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. Nasıl kurtaracağımın yöntemini söylemiş mi? Evet milletin azim ve kararı. Her türlü denetimden uzak milli bir kurul oluşturulmalıdır. Yine ne yapmış? Bir yöntem söylemiş bana. O yüzden cevabımız 3 ve 4. Osmanlı Mebusan Meclisi tarafından kabul edilen Misak-ı Millî'de halk oyuna başvurulması uygun görülen yerler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? Kars, Ardahan, Batum bunu bilmeyen de bunların üçünün yan yana geldiğini bilir zaten. E, Batı Trakya'da zaten biz Yunanlarla savaşıyoruz ve orada bir halk oylaması istiyoruz. Geriye neresi kaldı? Trabzon. Cevabımız Trabzon. Kurtuluş Savaşı sadece bir Türk-Yunan Savaşı değil, aynı zamanda emperyalist güçlere karşı bir savaştır. Aşağıdaki durumlardan hangisinin bu yargıyı destekler nitelikte olduğu söylenemez diyor. Kars anlaşmasıyla ile doğu sınırının belirlenmesi. Şimdi Kars anlaşmasıyla ile Türk Yunanların ne alakası var? Tabii ki de cevabımız bu. Milli mücadeleyi destekleyen basın yayın organları arasında yer almaz. Yani bize desteklemeyeni soruyor. E, i̇leri tasviri efkar, ikdam ve yeni gün milli mücadeleyi desteklerken peyam sabah milli mücadeleyi desteklemeyen yayınlar arasında diyoruz. Ankara'nın başkent olduğu 13 Ekim 1923 tarihinde Ankara'da elçiliği bulunan devlet Aşağıdakilerden hangisidir? Bu devlet Afganistan diyoruz. Atatürk döneminde kadınlar aşağıdaki görev ve mesleklerden hangisinde diğerlerinden daha önce yer almaya başlamıştır? Ben bunu BMW diye kodlamıştım. Belediye başkanlığı, muhtarlık ve daha sonra da milletvekilliği. Yani cevabımız belediye başkanlığı. Batı Tiyatrosu anlayışıyla pek çok eser sergileyen 1934 yılında adı İstanbul Şehir Tiyatrosu olarak değişen kurum aşağıdakilerden hangisidir? Zaten Darülbedayi'nin tiyatro olduğunu hepimiz biliyoruz arkadaşlar. Batı Cephesi Komutanlığı ve Mudanya görüşmelerindeki başarısından dolayı Lozan Konferansı'na gidecek heyete İsmet İnönü'nün başkanlık etmesi için Dışişleri Bakanlığı görevinden istifa eden kişi kimdir? Yusuf Kemal Tengirşek. Devlet yönetiminde milli egemenliği, milli iradeyi ve özgür seçimi esas kabul eden ilke aşağıdakilerden hangisidir? Zaten milli egemenlik, milli irade, seçim bunun gibi şeyler derse direkt cumhuriyetçiliği işaretliyoruz. Halkçılık neydi? Eşitlik. Eşitlik kelimesi geçerse halkçılık da devletçilik genellikle bankalarda laiklik, dinin ayrılması, akıl, bilim bunun gibi şeyler. Milliyetçilik ise ulusçuluk. 19 Mayıs 1924'te İstanbul'da Haliç Konferansı adı altında gerçekleşen ve Türkiye'yi Fethi Okyar'ın temsil ettiği görüşmeler aşağıdaki sınırlardan hangisiyle ilgilidir? Haliç Konferansı denilince aklımıza Irak sınırı geliyor. 1947 yılında ilan edilen Truman Doktorunu hakkında aşağı, e, yukarıdakilerden hangileri söylenebilir diyoruz. ABD ve SSCB arasında bloklaşmaya neden olmuştur. Doğru. Truman doktorunun yanı, yayınlayan kimdi? ABD'ydi. Ee, Sovyetlerin yanında yer almasın devletler diye bu doktorunu yayınlamıştı. Yardım gönderiyordu onlara. Avrupa'nın ekonomik açıdan ABD ile rekabet edebilmesini amaçlamıştır diyor. Böyle bir şey olabilir mi? Mesela siz kendinizin karşısında rakip ister misiniz? Hayır. O zaman ABD de istemez. Bu yanlış. Türkiye ve Yunanistan'a askeri yardım yapılmasını öngörmüştür. Doğru. O zaman cevabımız C şıkkı. 1948'de komik formdan çıkarılması üzerine Doğu bloku ülkeleri arasından resmen ayrılan, 1961'de bağlantısızlar grubu arasında yer alan ülke aşağıdakilerden hangisidir? Cevabımız çılgın Yugoslavya. Kıbrıs Cumhuriyeti ilan edildikten sonra Cumhurbaşkanlığı görevine Rum lider Makarios getirilirken Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı görevini üstlenen Türk lider kimdir? Fazıl Küçük. Büyük bir sorumuz var şimdi. Ee, önce haritaya bakalım, üst tarafı görelim. Diyor ki haritada numar numaralandırılarak gösterilmiş 5 alan ve bu alanların dördüne ait toprak özellikleri verilmiş. Bunları eşleştireceğiz. Hangisi dışarıda kalıyor ona bakacağız ilk olarak. Yazları yağışlı karasal iklim koşullarında yetişen yüksek boylu çayırlar altında oluşmuştur. Burası nereye hatırlatıyor bize? Çernezyum'u hatırlatıyor. Erzurum-Kars yöresini. Beşle eşleştiriyorum. Kalker ana toprak üzerinde oluşan kırmızı renkli. Kırmızı renkli toprağımız neydi? Terarossa. O zaman Terarossa nerede gözükürdü? Akdeniz iklimi diyorum. Yani 2. Yıkanmanın fazla olduğu bu topraklar yıkanma fazlaysa ben neredeyimdir? Karadeniz'deyimdir. Doğu Karadeniz hem de. Yani 4. Bünyelerinde bol miktarda çeşitli tuzlar bulunduran. Zaten tuz dediğimde benim aklıma gelecek ilk yer tuz gölü ve çevresi. O zaman hangisi boşta kaldı? Cevabımız 1. Bir grup doğa yürüyüşçüsü kıyıdan başlayarak bir dağa tırmanırken kestane, gürgen, şimşir, kayın, sarıçam, göknar ve ladin gibi ağaçları görmüştür. Bu doğa yürüyüşünün aşağıdaki dağların hangisinde yapıldığı söylenebilir diyor. Şimdi bu ağaç türlerine baktığımızda Karadeniz'in ağaç türleri olarak karşımıza çıkıyor. Cevabımız ne olacak? Tabii ki de Karadeniz'de bir dağımız olacak. Bunlardan hangisi Karadeniz'de dersek kaç kar Karadeniz'de diyoruz. Yukarıdaki haritada numaralarla gösterilen alanların hangisinde deprem riski diğerlerinden daha azdır? Bana masif arazileri soruyor. Eğer ben buradan masif arazi bulursam deprem riskinin az olduğu bölgeyi bulabilirim. Şimdi baktığımızda burada neler var? Ege bölgesi zaten bayağı bir fay kırıklarının olduğu fay hatlarının geçtiği bir yer olduğu için burayı eliyorum Şuradan çizdiğimde Kuzey Anadolu fay hattı Doğu Anadolu fay hattı Şuraları zaten direkt çizdim Geriye neresi kalıyor? Taşeli yöresi Cevabımız C Yaz ile kış sıcaklıkları arasında fark bir bölgenin karasallığını gösterir Bu fark ne kadar fazla ise karasallıkta o kadar fazladır Şimdi sorumuza gelelim. Buna göre yukarıdaki haritada numaralarla gösterilen alanların hangisinde karasallık daha fazladır? Şimdi baktığımızda bizim en sert karasalı bulmamız gerekiyor. Zaten en sert kışların geçtiği yer neresi? Erzurum Kars bölümü. Direkt cevabımız E seçeneği oluyor. Türkiye'de Buzul aşındırma ve biriktirme şekillerinin bulunduğu yerler özelliklerinden hangileri bakımından ortaktır diyor. Şimdi ortak olanları bulacağız. Yüksek ve dağlık alanlardır. Doğru. Plata görünümündeki yerlerdir. Hayır. Plata olsa orada buzul olur mu? Olmaz. Genellikle 2000 metrenin üzerindedir. Bu da doğru. Ülkenin kuzeyinde bulunmaktadır. Hayır. Kuzeyinde değil. Cevabımız 1 ve 3. Türkiye'de karstik şekiller yaygın olmakla birlikte polyelerin batı toroslarda daha fazla bulunmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Yani neden batı toroslarda var? Tabii ki de kalın kalkel ve kırıklı yapının varlığından dolayı batı toroslarda daha çok bulunuyor diyoruz. Kuzey, e, şuradan başlayayım. Yukarıdakilerden hangileri Türkiye arazisinin ortalama yükseltisinin fazla olmasında diğerlerinden daha etkili olmuştur. Okuduğumuzda kuzey ve güneyde Alp orojenizi ile oluşan sıra dağların bulunması doğru. Batı Anadolu'da Horst ve Grabenlerin bulunması hayır. Bununla ilgili bir şey söyleyemem. Epirojenik hareketlerle Anadolu Yarımadası'na yükselmesi. Evet ben yükselirsem zaten yükseltim fazla olur. Bu da doğru. Akarsu aşındırmasıyla oluşan derin vadilerin yer alması. Derin vadiler var diye ben yüksek mi oluyorum? Hayır bu da yanlış. Cevabımız 1 ve 3. Türkiye'de 1960'dan günümüze kadar olan dönemde nüfus artışı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır demiş. Nüfus artış hızı yıllar arasında aynı oranda gerçekleşmiştir. Nasıl aynı oranda gerçekleşebilir ki? Yani her sene aynı doğum, aynı ölüm mü olacak? Tabii ki de direkt baktığımız ilk şıkkımız yanlış. Türkiye'de 1950'li yıllarında günümüze kentsel nüfus oranında bir artış söz konusudur. Bu durumun oluşmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi daha azdır? Eğitim imkanlarının kentlerde fazla olması. Evet, fazla. Kentte iş olanaklarının çeşitli olması bu yüzden insanlar oralara göç ediyor. Doğru. Sulu tarım alanlarının genişlemesi. Bir kere sulu tarımla kentsel nüfusun ne alakası var? Sulu tarım alanları genişledi diye kentsel nüfus neden artsın? Tabii ki de C şıkkı diyorum. Türkiye'de özellikle büyük kentlerde son yıllarda kentsel dönüşüm ve değişim uygulamalarına önem verilmektedir. Türkiye için bu uygulamaların zorunlu hale gelmesinin temelinde aşağıdaki sorunlardan hangisinin daha etkili olduğu söylenebilir. E, böyle bir sorun varsa bu sorun neden oluşmuştur? Kentler hızlı ve plansız olarak bir anda gelişmiş ve büyümüştür. E, bu yüzden de sorunlar ortaya çıkmıştır. cevabımız A. Dünyada son yıllarda gelişmekte olan kruvaziyer turizmi Türkiye'de de gelişmektedir. Kruvaziyer turizminde büyük yolcu gemilerinin yanaşabileceği uygun limanların varlığı önemli olduğu gibi geminin yanaştığı liman ve çevresindeki turistik çekiciliklerde önem taşımaktadır. Türkiye'de bu turizm etkinliğinin en fazla gelişme gösterdiği iki liman aşağıdakilerden hangisidir diyor. Ben bunu nasıl kodladım? Kruvaziyer buradaki K'den Kuşadası aklıma geliyor. E zaten bizim en gelişmiş yerimizde neresi İstanbul. O yüzden cevabımız İstanbul ve Kuşadası. Bu durumun oluşmasında petrol ve doğalgazın temin edildiği ülkeler arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? Avantajlı coğrafi konumu ile bir enerji koridoru haline gelen Türkiye petrol ve doğalgaz taşınan birçok boru hattına sahip olmuştur. Enerjiye olan talebin hızla arttığı dünyada Türkiye'nin bu avantajı ülke açısından büyük önem taşımaktadır. Şimdi hangisi yok diyoruz? Irak, İran, Rusya, Azerbaycan. Biz buralardan ne yapıyoruz? Doğalgaz alıyoruz. Petrol alıyoruz. Ancak Gürcistan'da zaten adamın kendine hayrı yok ki. Biz nasıl alalım? O yüzden cevabımız Gürcistan. Aşağıdaki haritada 5 alan numar numaralandırarak koyu renkle gösterilmiştir diyor. E, bu alanların hangisinde jeotermal enerjiden elektrik üretimi yapılmaktadır? Biz jeotermal enerjiyi nerede arıyoruz? Fay hatlarının bol bulunduğu yerde. Fay hatları en çok neredeydi? Ege bölgesindeydi. O zaman direkt şıkkımız ortaya çıktı zaten. 2 numaralı yer. Türkiye'de şeker fabrikaları genellikle şeker tarımını, şeker pancarı tarımının yoğun olarak yapıldığı yerlere kurulmuştur. Buna göre aşağıdaki illerin hangisinde şeker fabrikası yoktur? Şimdi Uşak Şeker Fabrikası, Kayseri Şeker Fabrikası, Kırklareli Şeker Fabrikası. Bunun üçünü zaten kafada neleriz. Geriye kalır C ve E şıkkımız. Ancak şimdi baktığımızda Artvin çok yüksek bir yer. Kars da çok yüksek bir yer ancak Kars'ta şeker fabrikası vardır. Neden vardır? Mesela oradan e, inekler, mandalar, sığırlar yetişiyor değil mi? E bunlar ne yiyorlar? Şekerin küspesini yiyorlar. Orada şeker yetiştiriliyor ve bunun küspesini de hayvancılıkta kullanıyorlar. Ancak Artvin'de şeker fabrikamız yok. Türkiye'de tarım ürünlerinin çeşitliliği ve üretimi fazla olması tarıma dayalı sanayinin gelişmesini sağlamıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu gelişmeyi sağlayan tarım ürünlerinden biri değildir? Şeker pancarı, tütün, pamuk, çay bunlar zaten e, saydığımız Tarıma dayalı sanayinin gelişmesini sağlayan şeyler. Ancak kivi. Kivi zaten bunların arasında olmayacak bir şık. Bazen mantığımızı yürüttüğümüzde zaten şıkların direkt karşımıza geldiğini görebiliyoruz. Aşağıdaki haritada Türkiye'de çıkarılan bazı madenlerin yaygın olarak bulunduğu alanlar numaralandırılarak koyu renkle gösterilmiştir. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur diyor. Şimdi bakalım. İlk olarak benim şurası dikkatimi çekiyor. Her zaman bildiğimizden gidelim. Şuraya baktığımda burası Sivas. Sivas Divriği. Divriği'deki D'den demir aklıma geliyor direkt. Demir. Daha sonra şuraya baktığımda Artvin. Artvin Murgul bakır. E zaten bizim bor yani bebeğimiz nerede çıkıyordu? Bursa buralarda. O yüzden direkt cevabımız A şıkkı oluyor. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de uygulanan Bölgesel kalkınma projelerinin temel amaçlarından biri değildir. Bölgeler arası gelişmişlik farkını ortadan kaldırmak tabii ki de ben bölgesel kalkınma projelerini bu yüzden yapıyorum. Göç hareketini önleyerek nüfusu yerinde tutmak evet. Doğal ve beşeri kaynaklara en iyi şekilde kullanmak, istihdamı geliştirecek iş olanakları sağlamak bunların hepsi doğru. Ancak bölgedeki yabancı sermaye yatırımlarını arttırmak. Bu ne alaka şimdi? Tabii ki de cevabımız E seçeneği. Türkiye'de dış ticarete konu olan ürünler dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisinin ihracat gelirleri içindeki payı en azdır? Yani bize en az ihraç ettiğimiz şeyleri sormuş bu soruda. Demir çelik, motorlu kara taşıtları, kazan makine ve cihazlar, elektronik makine ve cihazlar biz bunları zaten ihraç ediyoruz. Ancak pamuk ve pamuk ipliğini biz ihraç etmiyoruz. Onu kendimiz işliyoruz. Elbise yapıyoruz, kıyafet yapıyoruz ve biz onları ihraç ediyoruz artık. Aşağıdakilerden hangisi kişinin bizzat hareket ederek kendi fiilleriyle haklar kazanabilme ve borç altına girebilme iktidarını ifade eder diyor. E zaten kendi kendi fiilleriyle demiş. Direkt cevabımız fiil ehliyeti. Arkadaşlar vatandaşlık sorularına geçtik. Bu 2016 vatandaşlık olduğundan dolayı şu an değişmiş olabilir. O yüzden e, siz yeni değişen bölüme göre baz alın derim yani. Ben şu an 2016 sorularını çözdüğüm için öyle. Türk hukukuna göre metninde herhangi bir yürürlük tarihi gösterilmeyen kanunlar ne zaman yürürlüğe girer? Şimdi bu soru e, bu döneme göre değişmiş bir soru ama o döneme göre baktığımızda cevabımız A şıkkı oluyor. Resmi gazetede yayınlanmasını izleyen e, günün başlangıcından hesap edilmek üzere 45. günün sonunda ermesiyle itibaren giriyormuş. Türk hukukuna göre dernekler en az kaç kişi tarafından kurulur? 7 kişi diyoruz. 1982 Anayasası'na göre herhangi bir bakanlığın herhangi bir e, sebeple boşalması halinde en geç kaç gün içinde yerine atama yapılması gerekir diyor. 15 diyoruz. 1982 Anayasası'na göre aşağıdakilerden hangisi kişinin hakları ve ödevlerinden biri değildir? Konut dokunulmazlığı, seyahat, yerleşme ve seyahat özgürlüğü, basın hürriyeti, din ve vicdan hürriyeti bunlar zaten kişinin hakları ve ödevleri. Ancak Türk vatandaşlığı kişinin hakları ve ödevlerinden biri değil. Askeri Yüksek İdare Mahkemesi hukukumuzda ilk defa aşağıdakilerden hangisi ile kurulmuştur? Anayasa Mahkemesi de 1961'de kuruldu. Bu da 1961 Anayasası'nda kuruldu. 1961 Anayasası'ndaki 1971 yılında yapılan anayasa değişikliği ile diyoruz. Türk İdare Hukukuna göre Belediyenin organları aşağıdakilerden hangisidir? Belediye neden oluşur? Belediyenin bir meclisi vardır. Bir encümeni vardır. Bir de başkanı vardır diyoruz. Aşağıdakilerden hangisi 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda düzenlenen disiplin cezalarından biri değildir? Ben aylıktan kesebilirim. Kademe ilerlemesini durdurabilirim. Devlet memurluğundan çıkarırım. Seni uyarı, uyarırım, kınarım ama senin yerini değiştirmem bir disiplin cezası değildir. Türk idari hukukuna göre devlet denetleme kurulu aşağıdakilerden hangisine bağlı olarak çalışır? Tabii ki de cumhurbaşkanlığına. Bir kayanın üzerine oturmuş, elini çenesine dayamış ve derin düşüncelere dalmış bir erkek figürünün Tasvir edildiği düşünen adam heykeli aşağıdakilerden hangisinin eseridir? Düşünen adam Rudin. Rudin, Rudin düş düşünüyormuş yani. Ben öyle kodlamıştım yine. Ee, dünya tıp tarihinde önemli bir yere sahip olan El Kanun Fıttip adlı eseri yazan ve Batı dünyasında Avicenna olarak bilinen İslam bilgini aşağıdakilerden hangisidir? i̇bn Sina. Her yıl adına ödül verilen Türkiye'nin ilk Müslüman Türk kadın tiyatro oyuncusu aşağıdakilerden hangisidir? Tabii ki bu hanımefendi Afife Jale. İnsan sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri nedeniyle dünyanın en önemli sağlık sorunlarından biri olan sigara bağımlılığı. Zaten sigara denilince aklımıza nikotin gelir. 2016 yılında Nisan ayında elde ettiği başarılarla kadınlar tenis birliği VTA diye okunuyor. Tekler sıralamasında ilk yüze giren Türk bayan sporcu aşağıdakilerden hangisidir? Çağla Büyükakçay. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama'nın 2016 yılının Mart ayında Diplomatik ilişkileri normalleştirme kapsamında gerçekleştirdiği ziyaretle birlikte 88 yıl sonra ilk kez bir Amerikan başkanı tarafından ziyaret edilen ülke aşağıdakilerden hangisidir? Bu ülke, bu şanslı ülke Küba diyoruz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Videolarımı beğenmeyi ve bu videoların devamı için kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.